olmadan güreşe devam edebiliriz. Şu an kural, yani devre start basıldı mı? Yani şu an bu kural geçerliliği sayılıyor mu? Tabii yönetmenim. Peki bu süre içerisinde herhalde bir karara bağlandı. İsmet devam edemeyecek gibi görünüyor. Evet, öyle tahmin ediyorum. Evet. İsmet sağdan babasıyla ayrılma üzere. Çünkü ayağını bandajlamışlar. Ben tahmin ediyorum bu paçasını bilinçsiz olarak sıktığından dolayı bu sakatlar mı oldu? Sayın Şenel, İsmet'in zaten bir sakatlığı vardı. Yani müsabakalara çıkmadan evvel, 3 gün evvel geçirdi bir kaza sonrası dikişler vardı. Hemen patella dediğim diz kapağının üzerinde. Ama Ahmet Karabulut'tan biraz bahsetmek istiyorum. O da bir mübadi durumuna düşmüş. Göçmen olarak Türkiye'ye gelmiş. Tekel kulübünde uzun yıllar güreşçilik yapmış. Ve bütün birikimini evladı İsmet Karabulut'a toplamış. Sporcu bir aile babası. Bir oğlu da futbolcu. Tabii üzüldük. İsmet çok büyük bir hevesle hazırlanmıştı. Evet. Şu an Seyfettin Selim geçiyor. Evet. Evet, Aran'la Seyfettin Selim. Tüm güreş severleri selamlıyor efendim. Ahmet gerçekten de Türkiye'mize geldi. Tekel'de çok başarılı güreşler yaptı. 74 kiloda, 82 kiloda Türkiye'yi temsil etti. Milli takımda bulundu. Gerçekten de iyi bir güreşçi, ince güreşçi. Ve tekelde emekli olduktan sonra da bu Kavaklı'ya yerleşti. Ve Kavaklı da burada oğlunu yetiştirdi. Oğluna çok örnek bir babalık sergiliyor şu anda. Ama İsmet'in de bu şekilde sakat olmasından dolayı sakat sahaya çıkması benim için örnek bir sporculuk değil. Çünkü senin burada seyircin, oturduğun bir mevki, sakatsan burada güreşmeyecektin. Yani seyircimiz bizim duygusaldır. Duygusal olduğu için de senin burada sakat olduğunu bilmezler. İsmet'in burada yenildiğini söylerler. Onun için sakat güreşmesinde ben mal vermiyorum. Ben onun için İsmet'in tecrübesizliğine bağlıyorum. Ve babasının da bu şekilde İsmet'i bu sahaya bu şekilde sürmemesi gerekiyor. Evet, tabii bu sizin farklı bir yorumunuz. Ben hemen ekranlarını yeni açanlar için bir bilgi güncellemek istiyorum, tazelemek istiyorum. Şu an İstanbul Silivri'de Kavaklı Yenici Mehmet 1927'de Atatürk tarafından Türkiye'ye davet edilen ve Türk güreşinde isim yapmış baş pehlevanlarımızdan Yenici Mehmet'in geleneksel turnuvalarını sizler için yayınlıyoruz. Şu an küçük, orta, büyük boyda yarı final müsabakaları yapıldı. İsmet sakatlığı yüzünden çekildi. Diğer güreş devam ederken baş altında da çeyrek maçların çeyrek final mücadeleleri devam ediyor. Birbirinden renkli görüntüler var. Ülkenin dışından katılan çok değerli milletvekilleri, güreş severler var. Adeta sınırların dışına taşıyor güreş sevgisi. Biz de Tek Rumeli TV olarak elimizden geldiği kadar kare kare, cazgırından hakemine, hakeminden mehteranına, kule hakeminden yer meydanına bu görüntüleri sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Lütfen ekranlarda Tek Rumeli TV'de kalın. Çünkü güreşin heyecanı Silivri'de devam ediyor ama biraz reklamlar diyoruz efendim. 1985'te kurulan TAYEX erkekler ve bayanlar için denim ve non-denim, spor ve modaya uygun pantolonlar üretir. TAYEX'in sunduğu geleneksel Yenici Mehmet Yağlı pehlivan güreşleri devam edecek. Benim pencerem Polipen. PVC pencere ve kapı sistemleri. Sağlığınız, huzurunuz ve mutluluğunuz için. Yurt konserve. Karnımızı çalıyor, neredeyim konserve.
Hazır yemekte yurt konserve. Bayrampaşa Sancak Spor Kulübü All Star 2010 Yaz Spor Kampı. Hidayet Türkoğlu başkanlığında, Levent Top Sakal baş antrenörlüğünde ve profesyonel antrenörlerimizle Sancak Spor All Star 2010 Yaz Spor Kampı kayıtlarımız başlamıştır. Telefon 0212 437 05 38. Karabiga Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği 2. Deniz Festivali'nde Karabiga'nın tüm güzelliklerini ve Deniz Festivali'nde sahne alan sanatçılardan Murat Başaran, Didem, Süheyl ve Behzat Uygur Kardeşler Tiyatrosu, Kıbrıs Dans Grubu ve birçok sanatçıyı izleyebilirsiniz. 1. bölüm 10 Temmuz Cumartesi saat 20'de, 2. bölüm 13 Temmuz saat 20'de. Next'te D-Smart fırsatı. Next marka D-Smart uydu alıcılarından istediğinizi seçin. 189 liradan başlayan fiyatlarla D-Smart'la TV keyfine ortak olun. İyiye değil, en iyiye sahip olmak için Next, Nextstar, Eray Elektronik'te. Eray Elektronik'in katkılarıyla hazırlanan Beyoğlu Rumeli kahvaltısı her pazar saat 10.30'da Tek Rumeli TV'de. Ekmeklerinizi kızartın, televizyonunuzu bahçeye ya da balkona çıkartın. Siz evinizde keyif yaparken Beyo misafiriniz olsun. En güzel şarkılarını söylesin. Arabaya sen bin, ay sana ben. Anasını sen al, kızını da ver. Ağlarım ben, sızlarım ben. İçerim meyhanede buz gibi rakı. Şen kızlarla oynarım be. Dara çık 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 sokaklar. Kızlar misketi varlar. Kızlara koşa vermiyor. Koçimen koçimen hayda. Parayı kafayı, parayı beynini. Oyna bana kudur kudur kudur. Bu pazar ve her pazar kahvaltıya sizdeyiz. Vermiyorlar diye serseri olan ağlar. Tek Rumel ekranlarında dizi heyecanı devam ediyor. Geri sayın. Her bölümde maceradan maceraya koşan gözüpek polislerin zorlu hayatı geri sayımda. Rehineleri kurtardık. Pis dikerim. Hızlı, hareketli ve heyecanlı bir kovalamacada zaman geri sayıyor. Zaman tükenirken olayları çözmeye çalışan polislerin gerilimi ve koşuşturmaları artıyor. Dizi heyecanına siz de ortak olun.